Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Aklınıza, hayalinize gelmeyecek senaryolar dönüyor. En baba komplo teorisi kuranın bile ağzı açık kalır. Bunlar, şeytanın papucunu dama atar denir ya, aynı o şekil işte. Artık düşmanın en tehlikelisiyle karşı karşıyayız. Nasıl mı? Amerikan Derin Devleti'nin pek muhtemet adamı Joe Biden, en az yöneten başkandır liginde ilk sırayı alacak gibi. Zaten ayakta duramıyor, boşlukta tokalaşıyor, törende asker selamı verirken uyukluyor. Bir nevi mumya başkan olarak görevine devam ediyor. Kendisine bunak ve uykucu sıfatlarını yapıştıran hasmı Sarı Trump'ı, her defasında haklı çıkarıyor. Dahası bu Biden artık Mr. Bisikletten Düşen Amerika. Ufak bir alıntıyla devam edelim. Bu para güçlerini herhangi bir şekilde teşhir eden kişiler, ailelerin sahibi oldukları medya kuruluşlarınca gözden düşürülür. Anlattıkları birer komplo teorisi olduğu gerekçesiyle değersizleştirilir. Komplo kelimesi tıpkı komünizm gibi öcü olarak gösterilmiştir. Bu kelimeyi kullanmaya cesaret eden biri kamuya açık tartışmadan hemen dışlanır. O kişi aklı yerinde olmayan bir deli diye damgalanır. Ancak gerçekler ortadadır. Kilit noktaya çok yaklaşıyoruz. Rasim Kağan Aytoğu skandalı patladı. Profesör, Suudi Arabistan'daki ve bazı Arap ülkelerindeki birkaç şirketin yönetim kurulu üyesi. Birkaç holdingin yönetimindeki bir kişinin grup olarak utanç verici görüntüleri yayınlandı. Bu konunun şu parti, bu partisi yok. Bu rezillikler patlamadan tedbir alınsın diye yazdığım bir yazı sebebiyle hakkımda dava açılmıştı. Ve bu olaylar artık patlamaya başladı. Dehşet dengesi hekimbaşı çöplüğü gibi patlıyor. Seçime kadar kasetler ve dosyalar havada uçuşacağı benziyor. Gidişat iyi değil. Bundan sonrası için siyaset, sermaye ve bürokrasideki VIP ahlaksızlıklardan herkes yakasını kurtarsın. Yoksa ateş hepsini yakacak. Sahi, bu gidişin sonu nereye varır? Hal ve gidiş iyi mi? Dünyada, bölgede, ülkemizde işler iyiye gitmiyor. İnsanlar artık daha iyiyi aramıyor. Gelecek günlerin geçen günleri aratmasından, daha kötü olmasından korkuyor. İnsanların korkuları umutlarından baskın hale geldi. Onun için mevcudu muhafaza derdine düştü. Ben korkuyla umut arasında bir yerde duralım ve yüzümüzü Hakk'a dönelim derim. Bakın, kıtlık yok ama kıtlık olacak. Yoksa nasıl olacak diye sorabilirsiniz. Mikrop yoktu ama salgın nasıl olduysa öyle olacak. Bizi gören, duyan, bilen, kadere, rızka, ecele hükmeden, hüküm sahibi, kadiri mutlak bir Allah var. Korkmayın, rızkınızdan az ya da çok yemeyeceksiniz. Ecelinizden önce ya da sonra ölmeyeceksiniz. Allah bizleri mallarımız, canlarımız, sevdiklerimizde kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecek. Ve herkes yaptıklarının karşılığını eksiksiz görecek. Hani masallarda olduğu gibi, anahtar nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Olmayan mikrobun resmini yayınladılar. Olmayan mikrobun ilacını ürettiler, aşısını buldular. Bu yalana politikacıları, bürokratları, bilim adamlarını, medyayı, STK'ları, iş dünyasını, dini önderleri, herkesi inandırdılar.
bu işi nasıl yaptılarsa yine öyle yapacaklar. Artık artırılmış sanal gerçeklik diye bir şey var. Deepfake diye bir şey var. Biohackerlar var. Neuralinkler var. Starlinkler var. 5G var. Yapay zekayı da geçti, yapay bilinç de var artık. Metaverse aşıklarını subliminal mesajlarla da yakalamak mümkün. Akıllı evler, iş yerleri, RF, Wi-Fi üstünden yakalamak da mümkün. Hele bir de lucid dreamlar, astral yolculuklara meraklıysanız, aşıya da gerek yok artık. İlaç ya da sentetik et üstünden size ulaşmayı deneyecekler. Yiyecekler ve içecekler üstünden her yolu deneyecekler. Bunlar kahin rolünü oynayan ajanlar. Salgın var diyorlarsa ilacını, aşısını önceden hazırlıyorlar ve hepsinden önce mikrobunu hazırlıyorlar. Oyunun adı kontrollü bunalım stratejisi. Sonra tavşana kaç, tazıya tut. Neyse ki kendi aralarında liderlik, yöntem ve nihai hedef konusunda anlaşamıyorlar. Dünya bir siber diktatörlüğe doğru sürükleniyor. Dün Meis'i almaktan söz ediyorduk. Bugün Kuzey Kıbrıs'ı kaybetmekten endişe ediyoruz. Bu işin şakası yok. Farkındasınızdır. Kuzey Kıbrıs bir süreden beri birilerinin oyun alanı haline geldi. Rus, Ukraynalı, Yahudi oligarkların mekan tuttuğu bir yer oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Öyle Kuzey Kıbrıs Türkiye'den çıkar Yunanistan'a bağlanır diye de bir şey yok. Oranın yeni patronu olmak isteyen 4 grup var. İngiltere orada. Kıbrıs Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği orada. Amerika fiilen orada. Doğu Karadeniz'den Baltıklara, Ege ve Adriyatik arasında yerleşti. Kıbrıs'ta görünmeyen bir devlet daha var. O da İsrail. Rus oligarklar, Ukrayna oligarkları Kıbrıs'talar. Yani Rus diye gördükleriniz aynı zamanda İsrailli. Kıbrıs'ta geziye hazır olun. Bu projeye karşı çıkacakları kasetleri ve dosyaları hazır. O da yoksa o zaman başka unsurlar devreye sokulabilir. Hani Arap Baharı, Kadife Devrim filan diyorlar ya, Kıbrıs Baharı'na hazır olun. Tabii Kıbrıs'tan Türk ordusu da çıksın diyecekler. Yunanistan da çekilecektir Türkiye ile birlikte. Müzakereler sonucu belki de. Bakarsınız Kıbrıs Davos gibi toplantıların yapıldığı yeni bir merkez olur. Yeni bir Malta olur. Biraz da İsviçre gibi finans merkezi, hatta Las Vegas gibi eğlence, kumar, turizm merkezi haline de getirebilirler. Birileri Ankara'yı kışkırtacak. Ankara bir hamle yapacak olursa da karşı hamle askeri olmadan önce toplumsal bir tepki şeklinde kendini gösterecek. Batı onlara destek verecek. Türkiye'nin Avrupa Birliği ve NATO içindeki konumu askıya alınacak ve Türkiye pazarlık masasına oturtulmak istenecek. Bunun için mali, iktisadi, içtimai açıdan kıskaca alınacak. Bayram sonrası için bir sürü senaryo konuşuluyor. Bugün olanlar yarının habercisi gibi. Yunanistan, oltayı yutan balık. Artık yem istemez. Amerika, kendine karşı çıkanları da, destekleyenleri de destekleyecek. Siyonistlerin, anti-Siyonist hareketleri kontrol etme senaryolarında olduğu gibi. Artık Amerika'nın Yunanistan'dan çıkması öyle kolay değil. Amerika, İran, Irak, Suriye, Filistin, Mısır konusunda şartlar istedikleri noktaya gelene kadar oradan çıkmayacak. Tabii aynı zamanda Balkanlar, Kafkaslar için aynı durum söz konusu. Yunanistan artık Amerika'nın sıçrama tahtası. Hava, kara, deniz üssü. Hatta sadece bu bölgede değil, Doğu Akdeniz'den Baltıklara kadar Ege ile Adriyatik arasındaki Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki tampon bölge. Artık Amerika'nın adeta 52. eyaleti gibi bir rol üstlenecek.
Plandemi sürecinde Kuzey Kıbrıs'ta köprünün altından çok sular aktı. Dünya Sağlık Örgütü'nün itibar ajanları Kuzey Kıbrıs'ta ciddi bir monitoring ve checking faaliyetleri yürüttüler. Kim kimdir, kimin ne özelliği var, riskleri neler, kimin ne zaafı ve açığı var hepsini biliyorlar. Herkesin oturup düşünmesi gerek. Evde hanımı başörtülü, sekreter mini etekli. Batı'ya gidip İstanbul Sözleşmesi'ni savunarak, buraya gelip din ve dünya hakkındaki fikri belli bir hoca efendiden şefaat ümit ederek ne bu dünyada rahat edebiliriz ne de ahirette. Meyhaneden çıkıp cuma namazına yetişmeye çalışan CHP'li gibi hem LGBT'den oy alıp hem cemaatten oy almak mümkün değil. Sermaye, siyaset, cemaat ilişkileri içinde aklı karışan mürit tiplerini yanınıza alarak bir yere gidemez, Tosya'ya pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz ancak. Grevio raporlarında yazan ne? Kadem raporlarında yazanlar? CEDAW, İstanbul Sözleşmesi ve Lanzarote'nin ana metin, referans ve eklerinde yazılanlar manevi önderlerinizin nasihatlarıyla ne kadar örtüşüyor? Hakka verdiğiniz söz de halka verdiğiniz söz birbiriyle örtüşmüyorsa ya hakkı, ya kendinizi, ya da karşınızdakini kandırıyorsunuz demektir. Hani adil şahitler olacaktık? İnandığımız gibi yaşayacaktık. Bu gidişatın sonu pek hayırlı değil. Hal ve gidiş iyi değil. Önümüzde bayram var. Tevbe etmek için önümüzde bir fırsat var. Hepimiz için. Selam ve dua ile.